Az önce de konunun içerisinde taşlardan bahsettiniz. Evet. Böbrek taşı dediniz. Peki taşlardan da bahsedecek olursak hocam, böbrek ve kanal taşlarının tedavileri nelerdir? Tabii ki. Şimdi böbrek taşlarının kişide belirtileriyle ben hemen başlayayım. Şiddetli bir ağrı yapabilir böbrek taşları ve kanal taşları. Kişide sık idrara gitmeye yol açabilir. İdrar yaptıktan sonra gene böyle rahatlayamıyor, içeride idrar kalıyor, hissi olabilir. Bunlar hep taşın varlığından gelen belirtiler. Kanama, az önce dediğimiz gibi, söylediğimiz gibi kanama idrarda çıkar. Şiddetli ağrılarla beraber mide bulantısı istifra edebilir kişi. Bazen ateş, yüksek ateş, titreme olabilir. Bunlar da taş hastasının belirtileri. Biz taşın tanısını hızlı ve kolay bir şekilde koyabiliriz. Ultrason olsun, tomografi olsun bize çok yardımcı olur ve hemen taşı görürüz, yakalarız. Tedavisinde de önemli olan o hasta için gene en kolay, en hızlı tedavi hangisi olacaktır? Bazen hastanın tek bir taşı oluyor ve küçük oluyor. Onu biz ilaçlarla, bol su içilerek, gerekirse sıcak uygulamalar, hamamlar, sıcak su banyolarıyla düşürtmeye yöneltebiliyoruz. Ama şimdi küçük de olsa 8-10 taş olduğunda veya bir tane büyük bir taş olduğunda, bir santimi aşkın bir taş olduğunda kişinin onu düşünmesi zor olabilir. Bu zorluk nedeniyle de o taşın ufalanması yönünde tedaviler yapabiliriz. Dışarıdan şok dalgalarıyla kırma var. Bazı lazer taş kırma tedavilerimiz var. Bunlarla o taşın küçültülmesi, küçültülebilmesi taşın düşme sürecini hızlandırır. Dolayısıyla o grup hastada da böyle yöntemler seçebiliyoruz. Ama bir de hani ne kırmayla bitebilecek, ne kendisinin düşürebileceği irilikte olan, 2 santimi bulan veya üzerine çıkan veya 1 santim bile olsa çok sayıda olan taşları da ne kırma yöntemi, ne ilaçlarla, ne şeyle tüketmek mümkün olmuyor. Ve süreç içinde kişinin böbreği o taşların yapmış olduğu tıkanmalardan ciddi hasar görüyor. Maalesef böbrekteki hasarlar da geriye dönüşsüzdür. Dolayısıyla böbreğin kalıcı bir hasar görmeden idrar yolunun açılması, idrarın rahat akması ve böbreğin rahat çalışması, tıkanmaması, durmaması önemlidir. Ve o sürecin çok kısa tutulması önemlidir. Dolayısıyla eğer sürecin tedavinin uzayacağı durumlar varsa, böbrek ciddi düzeyde tıkanmışsa ve şişmeye başlamışsa o zaman o yolu açmak lazım. Bunda kapalı ameliyatlar, açık ameliyatlar, laparoskopik ameliyatlar hepsi bir arada bu tedavileri bize sağlar. Kapalı ameliyatları birazcık açmak, anlatmak isterim. Bunlar endoskopik ameliyatlardır. Yani idrarın aktığı doğal kanallardan geçilerek kameralarla taşın görüldüğü, içeride lazer yöntemiyle parçalandığı ve bir takım cihazlarla da yakalanıp dışarı alındığı ameliyatlardır. Bazı cihazlarımız var, flexible dediğimiz, eğilip bükülebilir cihazlarımız böbreklere kadar çıkabiliyor ve böbreğin içindeki taşları da alabiliyor. Bunlar işte zamanında hep açık ameliyatla taş aldıran hastaları bugün açık ameliyat olmaktan kurtarıyor. Daha çabuk hasta ayağa kalkıyor. En azından bir yara ağrısı olmuyor. İleriki ameliyatlarda zorluk üretmiyor. Efendim, kişinin işe dönme süresi kısalıyor. Bunlar önemli. En azından bir açık ameliyatın o izi olmuyor. Bu bir de çok değerli bir şey. Dolayısıyla endoskopik ameliyatlar bugün taş hastalıklarında çok kıymetli. Şimdi bu anlattığım doğal idrar yollarından girip taşı parçalayıp almak söz konusuyken, bir de direkt ciltten böbreğe kadar yol alıp, yani aradaki katları delip kameralı sistemle böbreğin içine girip böbreğin içinde de taşları parçalayıp o anda dışarı alabiliyoruz. Tabii bütün bu ameliyatlar hep perkutan dediğimiz ciltten direkt böbreğe veya endoskopik dediğimiz doğal idrar yolundan yukarı çıkarak taşa ulaşma ameliyatları. Bunlar da bazen içeri geçici silikon tüpler, plastik tüpler takabiliyoruz. Onlar da genelde taşın tam temizlenmesini takiben alınıyor ve hasta hiçbir şekilde açık ameliyat olmadan taşlarından kurtulabiliyor. Bunlar bugün günümüzde tıp teknolojisinin bize getirdiği avantajlar. Ben yani asistanlık yıllarımda hatırlıyorum, aynı taraftan 2 defa, 3 defa açık ameliyat olan hastalar oluyordu ve artık hem hastaya gerçekten eziyet,
hem de doktora da izzeti oluyordu. Çünkü ikinci, üçüncü ameliyatlarda dokular yapıştığı, sertleştiği için hekimin işi de zorlaşıyor. Ameliyat süresi uzuyor, başarısı azalıyor gibi çok sakıncalı, sıkıntılı durumlar oluyordu. Bugün tıbbın getirmiş olduğu bu imkanlar, evet, gerçekten hani istiyorsanız her sene bir kere kapalı taş ameliyatı olun. Sizde kalıcı bir deformasyon, bir iz, bir sıkıntı bırakmayabiliyor. Tabii bunların da incelikleri, teknikleri var. Nerede durulacağı önemli, ne kadar süreceği belli, kırmanın dozu belli. Bunlara, kurallara uyulursa bir aksiliğin çıkması da gerçekten düşük olasılık. Tabii ki pratik olarak başımıza da geldiği olabilir ama önemli değil. Yani önemsenecek düzeyde değil. Yarın hocam, tabii Türkiye'de de sağlık sektörü o kadar da ilerledi ki bugün, evet, yurt dışından hasta turizmine baktığımız zaman, evet, bulunduğu olmasa hastane, Avrasya Hastanesi de çok sayıda yurt dışından hasta tedavi ediyor. Ve tercih edilen bir hastane, kesinlikle, durumunda şu anda. Yani Türkiye gerçekten teknolojik noktada da çok başarılı bir çağ atladı diyebiliriz. Tabii ki iyi noktada, hem de çevre ülkelere baktığınız, evet, zaman yani bu konuda bir çekim merkezi olması bence de doğal ve hakkı diye düşünüyorum. Bizim de burada Avrasya'da bu noktada elimizden gelenin en iyisini yapmak, teknolojiyi en iyi şekilde kullanmak birinci hedefimiz. Zaten bu noktadaki başarılarınız takdir olarak size geri dönüş, evet, sağlıyor.